Herkese selamlar. Yine 4 yıldızlı karakterimiz olan Elektro Şifacıdır rehberi ile beraber karşınızdayım. Bu rehberimiz de hesabını bana veren bebeğe de çok teşekkür ederim. Sayesinde bu karakterin rehberini çekebiliyorum kendi hesabımda basmadığım için. O zaman rehbere geçelim. Hepinize iyi seyirler dilerim ve ayrıca video hoşunuza giderse lütfen beğenmeyi unutmayın ki etkileşim artsın. Şimdi gelelim Dorin'in olayına. Dediğim gibi temeli şifacı olan bu karakterimizle can kısarak yüksek bir şifa değeri elde edebiliyoruz. Eğitimiyle beraber rakiplerine bir füze ateşliyor, top ateşliyor. Bu toptan ki füze daha çıkıyor ve onlar da rakiplerini takip ederekten hasar veriyor ekstradan. Çok büyük bir DPS olduğunu maalesef söyleyemiyoruz elektro hasarı kasılmadığı sürece. Hani aggravate gitme konunuz, ihtimaliniz olabilir ancak bunu yapabilmeniz için de Dory'de konsta ihtiyacınız var ki verimli bir şekilde elektro DPS çıkarabilsin. Bunun dışında ultisiyle beraber rakibin üstüne bir ulti atıyor, Jhin koyuyor oraya. Jhin ile aranızdaki mesafede rakip kalırsa aradakilere hasar veriyor. Aynı zamanda bu Jhin size hem can basıyor gördüğünüz gibi. Canım azalıyor ama bir yandan Jhin bana can basmaya devam ediyor. Fakat aradaki menzil eğer çok fazla uzun olursa maalesef Jhin bize can basmayı bırakıyor. Bu da demek oluyor ki Jhin ile aramızdaki olan mesafeyi kısa tutmamız gerekiyor. Bu da birazcık aslında karakterin ulti kullanımını bir tık zor kılabiliyor bazı durumlarda. Özellikle ışınlanabilen karakterler varsa karşınızda onlar yer değiştirdiğinde Dorin'in ultisi işlevsiz hale gelebilir bu tarz durumda. Burada esinle rakibi sabit etmesi şart değil ama füzeleri her türlü rakibi takip ediyor. Ancak şu anda 3 tane füze atıyor. O da konsu alakalı. Şimdi bu konulara değinelim isterseniz. Gelelim Dorin'in sahip olması gereken temel niteliklere. Karakterimizde mümkün olduğunca can kısıyoruz ki bu karakterimiz güzel bir şekilde şifa basabilsin. 30.000 canı geçmeniz genellikle yeterli olacaktır. Bunun dışında siz dilerseniz enerji recharge'ı da yüksek tutarsanız çok güzel olacaktır. En az bir 200 enerji recharge'ına ihtiyaç duyabiliyor bu karakterimiz. Tabi kurduğu takıma göre ikinci bir elektro karakter olduğu zaman takımda veya Pabonus Grace War taktığınız zaman bu gerekli enerji bedeli yine 200 civarına yakın oluyor. Eğer hiç bunların biri yoksa, takımınızda elektro karakter yoksa, Pabonus takmıyorsanız bu gerekli değer daha da fazla artabiliyor. Bu yüzden yaklaşık 2-3 kasmanızda fayda var enerji charge'ı. Diğer nitelikleri önermeniz şart değil. Ekstradan healing bonus takarak Jhin'in basacağı şifa değerini de artırabilirsiniz. Gelelim eser tercihlerine. Eser tercihlerinde Dorin'in maalesef çok fazla bir tercih bulunmamakta. Çünkü Ocean Claim'i çok fazla verimli kullanamıyor. Neden? Ultisiyle sadece aktif olan bir karakteri iyileştirebiliyor alanda kim varsa. Ve bu bastığı can ile beraber maalesef Ocean Claim'in hasarını yükseltmeye yeterli olmuyor. Bunun dışında diyeceksiniz belki de bir 4 parça Deep Wood gidebilir. O da takımınızda hani Dendro hasar veren bir karakter vardır. Onu spread atarak daha fazla vurmasını sağlayabilirsiniz Dendro'dan çıkararak. Ya da 4 parça Noblesse Oblige takabilirsiniz. Bu genel kullanım oluyor zaten 4 parça Noblesse Oblige. 2 parçasıyla ulti hasarını artırıyor. 4 parçasıyla tüm takımın ulti kullandıkça %20 atak bonus veriyor 12 saniyeliğine. Genel kullanımınız Noblesse Oblige olacak. Eğer Adventure rankiniz 45'in altında ise The Exile ya da Instructor setlerini tercih edebilirsiniz. Bunları da 4 parça takabilirsiniz. Peki o zaman gelelim temel niteliklere. Niteliklerde birinci önceliğimiz yüzdelik enerji charge, ikinci önceliğimiz yüzdelik can. Sonra Elemental Master'ı, işte atak gibi tercihler yapabilirsiniz. Hani özellikle DPS'e zorlamak isterseniz bu karakterde atak aramanız zaten önemli olacak. O zaman geçelim. Saate can takıyoruz ya da ER takıyoruz. Eğer ki enerji charge'ınız 200'ün altında kalmışsa, çok fazla fark varsa da kesinlikle enerji charge takın saate. Kupada can takmanız iyi olacaktır çünkü candan güçleniyor zaten karakter, candan daha çok şifa basıyor. Taşta healing bonus ya da yine can takabilirsiniz, healing bonusunuz yoksa uygun bir şekilde. Elektro DPS yapılabiliyor Dory. Konsalta özelliğiyle beraber ufak da olsa bir DPS çıkarma şansı var. Eğer öyle bir tercih yapmak isterseniz karakterde 4 parça Thundering Fury takmanız ile beraber saate atak, kupaya elektro tacıda rate veya damage takabilirsiniz. Ancak bunu çok fazla önermiyorum. Daha iyi DPS potansiyeli gösteren karakterler olduğu için. Ancak yine de konsaltı özelliğini kullanabilmek için bunu denemek isteyenler varsa bu şekilde önerebilirim. Silah tercihlerimiz olarak birinci tercihimiz her daim bizim Pavonius Sword olacaktır. Pavonius Great Sword'unuz varsa takın gitsin. En iyi enerji şarj veren ağır kılıcımız. Bunun yanında zaten alt niteliğinden enerji partikülleri de üretiyor. Daha ne olsun. Dorin'in kesinlikle buna ihtiyacı var çünkü ulti bedeli 80. Bu kadar yüksek enerji istediği için şart. Bunun dışında Sacrificial Grace Sword tercih edebilirsiniz ya da Forest Regalia'yı da tercih edebilirsiniz. İkisi de enerji charge veriyor. Forest Regalia free to play seçenek. Damage'den üretebiliyorsunuz. Hatta o daha da iyi olacaktır. Çünkü siz de aynı zamanda takım arkadaşlarınıza Elemental Master'ı da kazandırabilirsiniz o silah yeteneği pasifi sayesinde. Sacrificial'da 2 defa yeteneği kullanma şansınız var. Takımınızda eğer enerjisini fullemeniz gereken ikinci bir elektro karakteriniz var, Sacrificial çok daha iyi olacaktır bu durumda. Ancak bunun dışında Pavonius, Forest Regalia ve Sacrificial'da sıralamak gitmekte enerji recharge'larda.
Biraz daha DPS yönelik oynamak isterseniz Rain Slash Rain'e kullanabileceğiniz bir kılıç Elements Master arttırıyor ve Hydro ve Electro'dan etkilenmiş olan rakiplere karşı yakalanan bir hasar bonus veriyor. Ha bunun için dediğim gibi zaten illaki ben birazcık daha DPS yöneliyim derseniz daha farklı ataklı kılıçlar da tercih edebilirsiniz ancak çok önermiyorum. The Bell maalesef Dora için hala en iyi tercih değil. Ya şu The Bell'i en iyi tercih olarak kullanabilen bir karakter gelmiyor oyuna. Yine kullanabilme şansınız var. Enerji charge'ınız çok fazla gelir. Birazcık can kasmak isterseniz yine olur. Tahsar aldığınızda yine sizin için bir tane kalkan üretebilir Dora ve canavar anlı bir kalkan olduğu için epey de güçlü olur bu. Ama mesela bir de kalkanla korunurken hasarı %18 artar diyor. Şimdi Dory hiçbir şekilde canlı kendini atak konusunda, saldırı konusunda güçlendiremiyor. Bu yüzden işine yaramıyor Bell o kadar fazla pasif olarak. O yüzden şimdilik silah konusuna geçelim. Talentler konusunda değinmem gerekenlerden bahsedeyim. Bu arada Dory'nin düz duruş animasyonları çok tatlı. Keşke düz duruşları oynayabilen bir DPS karakter olabilseymiş. O kadar tatlı geldi bana ama maalesef ki karakteri yine şifacı yaptılar. Ya zaten Cookie Shinobi gelmiş en son 4 yıldızı neden mi şifacı yapıyorsunuz? Neyse. Dediğim gibi E'sinde 2 adet füze ateşliyor. Herhangi bir yere çarptığında rakibi isabet ettiğinde yine bir ekstradan hasar oluyor. 9 saniye bekleme süresi var. Ultisinde ise siz diğeri Jin bırakıyorsunuz. Bu bırakmış olduğunuz Jin 12 saniye boyunca sizde hem şifa basıyor hem de aranızda bulunan rakiplere hasar veriyor. Fakat gördüğünüz üzere yüzdelik hasar çok düşük. Yani Dory'de DPS katmak bu yüzden çok fazla değmiyor. Sadece yeteneği birazcık vuruyor. Ultisi hiç vurmuyor. %30'da bırakmışlar hasar değerini. Bu yüzden çok geride. Ve enerji bedeli çok yüksek. Birinci yükseltme özelliği. Jin'in bağlanmış olduğu karakter. Electro Charge, Super Conduct, Overloaded, Quicken, Aggravate, Hyper Bloom veya Electro Swirl ya da Kristalize reaksiyonu tetiklediği zaman Dory'nin E yeteneğinin bekleme süresi 1 saniye kısalır ve bu durum her 3 saniyede bir tetiklenir. Ya kısaca elektro temelli reaksiyonlar diyelim biz buna daha da açıklayıcı olacaktır. İkinci yükseltme özelliği. E yeteneğiniz veya yeteneğinizden sonra çıkmış olan ekstradan füzeler. Bir rakibi isabet ederse Dory her %100 enerji, kasmış olduğu %100 enerji başına kendisi için 5 elemental enerji yani 5 enerji yeniler kendisi için. Ve buradaki pasifte sadece bir defa bir enerji yenilenmesi olabilir ve bu yenilenebilen enerji en fazla 15'e kadar çıkabilir. Son pasif özelliği ise karakter veya silah materyalleri topluyoruz ya biz dünyadan, yaratıklardan düşenler. Onları %25 ihtimalle bir alt seviyesinden bonus olarak verme şansı var. Sucrose da aynı aslında. Şimdi son olarak geriye kalmış olan Constellation özelliklerimiz var. Burada birinci özelliğimiz Conspire. Eğitimini kullandıktan sonra çıkan füze sayısını 1 arttırıyor. Fena bir özellik değil. İkinci takım yıldızı özelliğinde Jin'in sizi iyileştirdiği zaman sizin karakterinizin bulunduğu konuma bir adet ateş yolluyor ve Dory'nin atağının %50'si kadar bir hasar veriyor. Maalesef Dory'de zaten atak pek kasma durumumuz olmuyor şifacı olduğu için. Hani Conspire çok alakası kalmış. Keşke canı olsaymış da daha avantajlı olurmuş. Maalesef bunu çok önemli kullanabilmek pek mümkün değil. Üçüncü takım yıldızı özelliği ultisinin seviyesini 3 artırıyor. Dördüncü takım yıldızı özelliği biraz daha güzel. Bu özelliği değerlendirebilirsiniz en azından. Jin'i alanda durduğu zaman sizin sahip olduğunuz can oranına göre, yüzdeliğine göre. Eğer ki canınız %50'den az ise %50 healing bonusu almanız sağlar ekstradan. Gelen healing bonusu artış sağlar. Bu sayede daha fazla şifa basar Jin'i. Eğer ki sizin canınız %50'nin üzerinde ise size %30 enerji şarjı verir ki bu çok önemli aslında. Bu gerçekten güzel bir özellik. Örneğin Yola partisinde kullanıyorsunuz Dory'yi. Dory'de işte E'yi attınız, diğer karakterlerde yeteneklerini kullandınız. Dory'yi geçtiniz, ulti attınız. Yola geçtikten sonra ne yapıyorsunuz? Zaten E ulti kullanarak direkt komboya başlamanız lazım. O esnada Jin sizin sürekli enerjinizle yenilemeye devam edebileceği için enerji charge bonus sayesinde Yola bir komboyu bitirdikten sonra rahatlıkla ultisini doldurabilecek vaziyeti gelecek. Hani Yola için güzel bir tercih olacak Dory'nin Cons 4'ü. 5. takım yıldızı özelliği. E yeteneğinin seviyesini 3 artırır ve son takım yıldızı özelliği. Dory E yeteneğini kullandıktan sonra silah için Electro Infusion kazanır. Yani oto ataklara Electro olur. Ve normal atağı bir rakibi sabit ettiği zaman tüm parti üyeleri Dory'nin maksimum canının %4'ü kadar iyileşir. Ve bu iyileştirme her 0.1 saniyede tetiklenebilir. Hani bu biraz daha şey olmuş. Canınız çok mu fazla azaldı? Hani Barbar'ın E'sine basıp birazcık oto atak attığınızda ekstradan şifa basıyorsunuz ya. Dory'ye aynı mantığı konsaltı da eklemişler. Hani biraz daha sen şifa bas et. Takımını doldur demişler. Hani bakın oto ataklarım şu anda elektro vurabiliyor bu sayede. Dory'de. Hani bu şekilde çok kısa bir süresi var. 3 saniyelik mi ne bir süresi var değil mi? Yanlış bakmadım ben orada. 3 saniye falan sürüyor yani. O kadar fazla kısa ki. Yani o yüzden elektro DPS kasmanın da çok fazla bir anlamı olmuyor. O yüzden birazcık garip olmuş yani Dory'nin konsları. Çoğu elektro karakterde böyle yapıyorlar. Neden yapıyorlar anlamadım gitti. Raiden hariç.
Neyse, gelelim o zaman biz sonraki kısma. Şimdi gelelim Dore'de parti kurulumlarına. Eğer takımınızda herhangi bir şifacı eksiniz varsa Dore burayı rahatlıkla tek başına doldurabilir. Bu konuda bir sıkıntı yok. Ama Bennett gibi tercihler varken veya işte Kokumi gibi bir tercih varken ya da efendime söyleyeyim Shinchu'nun bana hasar azaltması ve sağlamış olduğu iyileşim bana yeter diyorsanız hani Dore çok geri plana düşen bir karakter kalıyor bu durumda. Bu yüzden illaki ben Dore'yi kullanacağım bir efektif parti istiyorum derseniz ki kullanabileceğiniz en efektif parti Yula, Rosaria, işte Dore, yanına da flexible bir karakter. Gijin olur, Shinyan olur, Bennett olur. Bu tarz karakterler tercih edebilirsiniz ancak. Johnny olur. Ama dediğim gibi Dore bunun dışında çok fazla efektif bir iş görmemekte. Yani siz Taser bir parti yaptığınızda orada Beidou official kullanmak çok daha verimli olur. Siz Beidou yerine gidip Dore koyarsanız ya da official yerine gidip Dore koyarsanız DPS'iniz çok fazla geri düşer. Ve o takımda zaten çok fazla şifayı da ihtiyacınız olmuyor çünkü Beidou bu durumu karşılıyor gibi. Hani bu yüzden Dore'nin tercih edilebildiği, ilk sıralarda tercih edilebildiği takım pek fazla bulunmamakta. Yuumi için Shinchu ve Dore'yi gösterelim. Hani eğer ki siz Bennett alamıyorsanız en azından böyle bir partide nasıl kurabilirsiniz ondan birazcık bahsetmeye çalışalım. Yani bu takımda da fena bir şekilde iş yapmamakta ama zaten dediğim gibi şifacı kaynağı olduğu için sadece kendisi çok yüksek bir efektiflik beklememek gerekiyor. Arada yine overload atlamasını sağlıyor Yuumi için. Ama anca bu şekilde olmakta komboda. Yani siz burada zaten skor üzerine Johnny gibi tercihler de yapabilirsiniz ya da Kazuha gibi tercihler de yapabilirsiniz. Dore burada şifa bastığı için hani en azından ekstradan şifacı alma gereksinimden kurtulmuş oluyorsunuz. O kadar. Hesapta çok fazla karakter olmadığı için en azından şunu söyleyeyim. Hani Dore ile çok fazla uyumlu olanlardan bahsedeyim biraz daha. Varda ya da levellere girdi o yüzden tam potansiyel gösteremem. Mesela Razer ve Dore'nin yine uyumu olacaktır. Yanına bir tane siz Cryo karakter attığınızda süper kondak partisi kurmuş olursunuz. Razer'e güzel bir fiziksel direnci kırma desteği olur. Ayrıca Dore sayesinde şifa elde etmiş olursunuz. Son karakteri de burada gidip fiziksel direnci ekstradan kıran veya takımın güzel atak bonus veren bir karakter koyabilirsiniz. İşte örnek veriyorum Shinyan'ı siz burada destek olarak kullanıyorsunuz. Hem kalkın için hem de fiziksel direnci kırması için. Hani Dore ama dediğim gibi en iyi kesinlikle Yula ile olacaktır. Süper kondak konusunda. Yula'nın gerçekten çok fazla enerji ihtiyacı var ama Dore'nin bu durumda konstört olması gerekiyor. İyi iş çıkaracaktır. Bunun dışında Aito ile beraber kullanmak isterseniz veya Kokumi ile beraber kullanmak isterseniz onunla da partisi güzel olacaktır. Burada siz dilerseniz yanına Bennett artı Shinyan da atabilirsiniz. Sürekli Vaporize ve Overload da oynadığınız bir parti olur. Ancak direkt illaki Kokumi ile falan oynayayım derseniz Kokumi Shinchu, Dori artı bir tane de Dendro karakter koyarak da burada siz Hyper Bloom'u oynayabilirsiniz. Kokumi ile Shinchu ile işte gidersiniz siz buradan Bloom düşürürsünüz. Dore ile beraber de Hyper Bloom'u tetikleyebilirsiniz. Ancak Dore'nin burada birazcık Elemental Master'a ihtiyacı olur Hyper Bloom'u tetikleyeceği için. Ha DPS konusunda çok geride kalırlar. Onu ben söyleyeyim. İki tane şifacı bulunacağı için takımda. Hani National takımında olur mu? Yani. Zaten Ayaka takımında olmaz. Ayaka'nın Super Conduct'ı hiçbir işine yaramıyor. Hani reaksiyonu bozabilecek şeyleri veya takımı freeze'ını bozabilecek şeylerde Dore kesinlikle gitmez. Onu ben söyleyeyim. Belirtmiş olayım. Dore'yi freeze partilerinde kesinlikle kullanamazsınız. Anca olsa olsa bu saymış olduğum partilerde olur. Hani Taser'da belki Beidou yerine kullanmak istersiniz ancak o da dediğim gibi bir Beidou o kadar efektif olmayacaktır o partide. Yine kullanma şansınız var mı? Hatta gösterelim bu karakterleri az çok. Kısılız zaten. Şöyle yapalım. En azından Taser partisini gösterebiliyorken göstermek istiyorum. Onu bir yapalım. Burada zaten olayımız sürekli elektro şarjı tetiklemek olacağı için hani bu takımın her türlü işine gelir Dore. Ama dediğim gibi Beidou çok daha fazla iyi tercih olacaktır bu tarz bir partide. Tabi de fırsat buldukça o atakları burada scroll yapmanız gerekiyor ki takımınızın vuracağı elektro şarjı da sarı bayağı bir yüksek olur scroll sürekli elementi master paylaştırabileceği için. Bunun dışında hani Oz'u sürekli takip etmeniz lazım. Yine Dore'de E-Ulti'ye kombosyonunu yapabilirsiniz eğer ki sekip ışığınız varsa. Favoriniz varsa zaten E-Ulti yapmanız yeterli olacaktır. Enerji partiklerini çok daha kazanabilmeniz için. Tabi arada Jin'le bağlantıyı kurmayı unutmayın. Bu sayede hem enerji charge da kazanabiliyorsunuz. Enerji charge'ınız düzelinin altındaysa kontrol tutarlı sayesinde. Ama bunun dışında hani keşke daha iyi olabilmiş Dore'yi. Çok daha büyük bir ümidim vardı bu karakterden ama maalesef olmadı diyebilirim en azından kendim için. Bu elektro karakterde böyle yapıyorlar ve ben durma kırılıyorum ya. O kadar da elektro seviyoruz ediyoruz. Neyse artık Sayno'yu bekleyeceğiz. Sayno'ya bakacağız ne yapalım.
Lore'de çok uçuk bir DPS yapmanız maalesef o kadar fazla pek mümkün olamayabiliyor. Hani main DPS olarak sürekli alanda duramıyor. Eğitimin bekleme süresinden ötürü ve konsol altısıyla çok fazla uyumlu olmadığı için. Sürelerinden bahsediyorum tabii ki. Ama en azından yine birazcık iş yapabileceğiniz bir parti kurabilirsiniz. Hani Pazo olur, Raid'in yerine konsol altı Sara olur. Burada Traveler'ı kullanmanız şart değil ama bir tane Dendro karakter kullanıp Dorian'ın aggravate atmasını sağlarsınız. Yine Dorian az çok burada hasar verebilir atak buildine gittiği zaman ama işte dediğim gibi çok da uçuk bir hasar olmuyor ve yeteneği olmadan maalesef vuramıyor. Bir de kritik tutursa yine güzel bir hasar gösterebileceğim belki de ama. Ve dediğim gibi o kadar fazla uçuk bir efektifliği olmuyor. Hani burada alırsınız Raiden'la full kriti kaçırsanız bile. Şu an esersiz bir Raiden var. Bunları Dorian'a geçirdim ama Dorian'a buna rağmen bir şey yapıyorum işte dediğim gibi. Hani o yüzden dediğim gibi Dorian'ı çok fazla DPS tercih etmezseniz daha iyi olabilir. Yine bir çılgınlık yapıp Dorian'ı DPS'de götürebilirsiniz ama size kalmış buradaki tercih. O zaman şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.